Merhaba arkadaşlar. ÖTV muafiyette otomobil aldıysanız dikkat edin. Ödememeniz gereken MTV vergisi adınıza çıkabilir. Borçlu durumuna düşebilirsiniz. Peki motorlu taşıtlar vergisini nasıl sildirebilirsiniz? Bu videoda engelli indirimiyle ÖTV muafiyette olarak aldığınız aracın MTV'sini nasıl sildirebilirsiniz öğreneceksiniz. ÖTV muafiyette olarak genelde ikametgahın bulunduğu ilden farklı bir ilde araç alınmışsa engelli bireyin vergi dairesi engelli indirimiyle otomobil alınmasından haberdar olmuyor. Ve MTV borcu engelli bireylere yansıtılıyor. Fakat engelli birey ve ailesi MTV'den muaf olduklarını düşündükleri için borç çıktığını düşünmedikleri için konuyu önemsemiyor. Fakat borç çıktığı gibi bir de her gün üzerine faiz geliyor. Engelli indirimiyle ÖTV muafiyeti olarak Çözger raporuyla otomobil aldıysanız veya alacaksanız MTV'den de muafsınız. Fakat genelde MTV borcu çıkıyor. %90 ve üstü engelli raporlarıyla alınan otomobillerde de, ortopedik raporlarla alınan otomobillerde de, Çözger raporlarındaki kadar olmasa da MTV muafiyeti gözden kaçabiliyor ve borç olarak yansıyabiliyor. Az önce bahsettiğim gibi engelli kişi ikametgahının bulunduğu ilden farklı bir ilde ÖTV muafiyette otomobil almışsa motorlu taşıtlar vergisi otomatikmen E-Devletlerine düşüyor ve size şimdi anlatacağım işlemi yapana kadar MTV borcunuza her gün faiz borcu da biniyor. Öncelikle MTV borcunuz olup olmadığını bankanızın cep şubesine MTV yazarak plaka sorgulayarak öğrenebilirsiniz veya vergi dairenize telefon açarak oradan da öğrenebilirsiniz. Engelli indirimiyle alınan araca çıkan MTV'yi sildirmek için ikamet ettiğiniz ilin vergi dairesine gideceksiniz. ÖTV birimine başvuracaksınız. Burada size ekranda şu an gördüğünüz ek bir belgesi verilecek ve doldurmanız gereken yerler işaretlenecek. Siz bu alanları doldurup imzaladıktan sonra engelli raporuyla birlikte evrak kayıttan geçireceksiniz ve dilekçeyi aldığınız birime getirip teslim edeceksiniz ve borcunuz 15 gün içinde düşecek. Bundan sonra sürekli MTV'den de muaf olmuş olacaksınız. Vergi dairesine giderken engelli raporunuzu ve ruhsatı da yanınızda götürmeniz gerekiyor. Engelli raporunuzu alıyorlar. Ruhsat da içindeki bilgiler için gerekli. Araç alacaklar için de önemli bir uyarı bu arkadaşlar. Yüzlerce abonemiz bu durumdan haksız bir şekilde borçlu konumuna düştüler. Eninde sonunda sildiririz, istediği kadar borç çıksın veya faiz işlesin diyen arkadaşlar şunu unutmasınlar. MTV borcu ister haklı, isterse haksız bir şekilde çıksın fark etmiyor. Satış işlemlerini gerçekleştiremiyorsunuz. ÖTV'sini ödeyip aracı satmak istediğinizde MTV'yi de ödüyorsunuz. ÖTV'yi ödemek zorunda kalacağınız birkaç hukuki durum var. Bu durumda ÖTV düştüğü için de MTV'nin de yıllar içinde gördüğü faizli halini de ödemek zorunda kalıyorsunuz. Konu hakkında istediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.